arkası yarın. Üvey Anne 1. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Neslihan Gürgün. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Hasan Dinç. Kurgu Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Gürdiken. Rahşan gel canım, hoş geldin. Hoş bulduk Hidayetciğim, erken gelmedin inşallah. Yok ayol, ne erkeni, gir içeri. Bak ne aldım. Ne aldın? Poğaçayla kurabiye. Fırından yeni çıkmış, mis gibi kokuyordu, dayanamadım aldım, çayla yeriz. Aşk olsun Rahşan, ayol bunların alasını yapıyorum ben. Ne bileyim, canım çekti işte. Bunları da yeriz canım, ne fark eder? Nasıl olsa ipin ucu kaçtı. Doğru. Hay Allah iyiliğini versin. Hadi geç otur şöyle. Hülya yok mu? Okulda. Birazdan gelir. Bugün öğleye kadar çalışıyor. Bu kız da çalışacağım diye tutturdu yani. Ne yapsın Rahşan, sıkılıyor evde. Yuva öğretmenliğini seviyor. Esat da ses çıkarmadı. Zaten okulun müdürü de arkadaşı. Aslında onun evde olmadığı iyi oldu. Konuşacaklarım var seninle. Hayrola? Ay, bakışların değişiverdi hemen. Telaş kumkuması. Merak etme. Hayırlı şeyler konuşacağım. Kısmeti çıktı Hülya'nın. Hem de ne kısmet. Ya... Beni iyi dinle Hidayet. Öyle kaçacak bir fırsat değil. Hülya dünya güzeli bir kız. Küçüklüğünden beri bilirim, severim de. Onun için en iyisinin olmasını isterim. Bilirim Rahşa. Bak şimdi, geçen akşam ablamlar bize gelmişti. Onlar söyledi. Eniştemin arkadaşıymış. Adı Faruk. Mimar mühendis. Kendi iş yeri varmış. Villa gibi bir evde oturuyormuş. Altında arabası, hizmetçiler, uşaklar... Kız rahat eder Hidayet. Ablam olsun istiyor. Duyunca ben de hayır diyemedim. Ya. Sonra yaşı da uygun. Hülya 25'inde değil mi? Evet. Tamam işte. Faruk da 40 yaşındaymış. 40 mı? Evet. Ne var yani, fazla mı? Bence çok uygun. İyi de neden evlenmemiş bu yaşa kadar? Evlenmiş hayatım. Karısı geçen sene kanserden ölmüş. Allah rahmet eylesin. Amin. İki de kızı varmış. Onlar da öksüz kalmışlar. Bence çok uygun. Hiç düşünmeyin derim. Sonra enişteme kendi söylemiş. Şöyle eli yüzü düzgün, iyi bir aile kızı bulun demiş. Madem varlıklı, çevresi olan biri, neden kendi çevresinden birini bulmuyor? Canım, adam eş istiyor, anlasana. Onun çevresindeki kızlar onun mevkisi ve parası için gelirler. İlahi Rahşan, peki sen ne yapıyorsun? Geldiğinden beri adamın parasını, mevkiini övmüyor musun? Aşk olsun Hidayet. Ben Hülya'nın nasıl bir kız olduğunu biliyorum. O iyi bir eş olur. Hem çocukları da seviyor. Hem yaş farkı çok, hem de iki çocuk. Benim kızım evde mi kaldı Rahşan? İki çocuklu duladı. Yanlış düşünüyorsun. Ben Hülya'nın rahat etmesini istediğim için söyledim. Varlık içinde yaşayacak. Olmaz Rahşan. Hem Esat da izin vermez. Aman, onlar ne bilirler canım. Bıktım şu her şeyi bilmelerinden. Neyse, sen otur, ben çay suyunu koyup geleyim. Tamam. Ben bakarım Hidayet. Tamam, Hülya gelmiştir. Ah Rahşan teyze, siz misiniz? Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin güzel kızım. Nasılsın bakalım? İyiyim, siz nasılsınız? Epeydir görüşemedik. Ayol sen çalışıyorsun, nasıl görüşeceğiz? Eskiden ne güzel annenle çıkar gelirdiniz. Dur kız, bir bakayım sana. Maşallah, gün geçtikçe güzelleşiyorsun. Teşekkür ederim, sevdiğiniz için. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Biliyor musun, karnım çok aç anne. Tabii acıkırsın. Sabah doğru dürüst bir şey yemiyorsun ki. Çay birazdan hazır olur. Yanına bir şeyler de yaptım. Rahşan teyzen de gelirken bir şeyler almış. Hep beraber yeriz. Desenize şişmanlayacağız gene. Sorma Hülya. Hem yemeyeceğim deriz, hem de yemeden duramayız. Anlat bakalım, nasılsın? Neler yapıyorsun? Hı? Ne olsun Rahşan teyze. Bütün gün çocuklarla uğraşıyoruz. Bazen beni öyle yoruyorlar ki eve savaştan çıkmış gibi geliyorum. Anneme bile doğru dürüst faydam dokunmuyor. Aman çocuğum, yerinizde sağ olun da ben başka bir şey istemem. Evde küçük çocuk yok ya. Hülya,
Biz de senden konuşuyorduk kızım. Hayrola? Artık evlenme yaşının geldiğinden bahsediyorduk. Sana bir kısmet buldum. Aman Rahşan teyze, ben evlenmeyi düşünmüyorum ki. Aa, olur mu Hülya? Gül gibi kızsın. Sen de yuvanı kurmalısın. Kimmiş bu kısmet? Benim eniştemin bir arkadaşı. Adı Faruk. Mimar mühendis. Çok zengin bir adam. 40 yaşında. 2 çocuğu var. Karısı geçen yıl kanserden ölmüş. İyi bir aile kızıyla evlenmek istiyormuş. Ablamın da aklına hemen sen gelmişsin. İlahi Rahşan teyze, 2 çocuklu dul bir adam. Kızım ne var bunda? Zenginliği, mesleği yeter. Çok da yakışıklı, aslanlar gibi. Siz gördünüz mü Rahşan teyze? Hayır görmedim, ablam anlattı. Aa, sen dalga geçiyorsun benimle. Hiç olur mu öyle şey? Neden dalga geçeyim? Geçiyorsun. Ayol ne çıkar bir kere görseniz? Ablam ayarladı bile. Bir akşam bize yemeğe geleceksiniz. Onu da davet edeceğiz. Bir görün bakalım. Beni kıracak mısınız? Rahşan, sen bu işi halletmişsin bile. Nereden çıkarıyorsun bunları? Ne yemeği ayol? Aşk olsun Hidayet. Ne var bunda canım? İstersen Esat Bey'e ben söyleyeyim. Ha? Peki peki. Esat'la konuşayım. Telefon eder haber veririm sana. Hülya, gülmeyi bırak da şu çayları koyuver. Peki anneciğim. Olmaz öyle şey Hidayet. Ben dul adama kız vermem. Baksana adam 40 yaşındaymış. Benim kızım daha 25'inde. Sanki her şey geçti. Hiç kısmeti çıkmadı. Evde kaldı da 2 çocuklu dul adama varacak. Olmaz öyle şey. Aman Esat, hemen sinirlenme. Ben de bir şey demedim zaten. Peki Hülya duydu mu? Duydu. Rahşan ona da söyledi. Ne dedi? Bilmez misin Hülya'yı? Oralı bile olmadı. Haklı kız. Yok canım, olmaz öyle şey. Rahşan'ın beyi Hikmet Bey de münasip görmüş. Bir gece bizi yemeğe çağıracaklarmış. Adamı da davet edeceklermiş. Bir görün diyor Rahşan. Hanım hanım, aklını başına devşir. Nesini göreceğiz adamın? Her şey meydanda. Adam çok varlıklıymış. Kızın rahat eder diyor. Bakıyorum da sen kararını vermişsin bile. Kabullenmişsin bunu. Bir görsek ne çıkar sanki? Hem onları da kırmamış oluruz. Tövbe tövbe. Akıl sır ermiyor şu kadınların işine yahu. Tövbe tövbe. Girin. Oo Hikmet Merhaba. Bey. Hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz böyle. Merhaba Esat Bey. Geçerken bir uğrayayım dedim. Buyurun buyurun. Sağ buyurun olun. Oturun şöyle. Sağ olun. Biz de bankadaki işlerden başımızı kaldıramıyoruz gördüğünüz gibi. Kusura bakmayın, soramadım nasılsınız. İyiyim iyiyim. Ya siz nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. İş güç koşturup duruyoruz işte. Hep aynı Esat Bey. Epeydir de görüşemiyoruz. Haklısınız. Dün Rahşan Hanım uğramış bize. İyi haberlerinizi bırakmış. Memnun oldum. Sağ olun. Aslında gelişimin nedeni de bu. 2 aylık uzun zamandır bir araya gelemedik. Yarın akşam sizi yemeğe bekliyoruz. Hem de hayırlı bir iş görüşeceğiz. Anladım Hikmet Bey. Hanım dün akşam biraz bahsetti. Yalnız kızım daha çok genç. Yapmayın Esat Bey. 25 yaşına geldi. Hem hemen evlensin demiyorum ki. Bir görsünler birbirlerini. Hem Faruk terbiyeli, kaliteli bir çocuktur. Görünce siz de beğeneceksiniz. İyi ama 2 de çocuğu varmış Hikmet Bey. Canım ne olmuş 2 çocuğu varsa? Kızın biri 15 yaşında. Yarın üniversite falan derken çekip gider zaten. Küçüğü ise henüz 10 yaşında. Pek de tatlı bir kızmış. Bilmem ki. Hem Hülya ne der bakalım? Canım aklınız yatmazsa hayır dersiniz, olur biter. Hadi. Yarın akşam bekliyoruz yemeği. Hem Rahşan Çerkez tavuğu yapacak. Sadece bunun için bile gelinir. İşte bak, bunun için gelinir gerçekten. Tamam. Yarın akşam 8'de bekliyoruz. Tamam inşallah. Eline sağlık hanım. Yemekler pek güzel olmuş. Afiyet olsun bey. Hadi kızım, sen de kahvemi yapıver bari. Peki babacığım. Hidayet. Bugün Hikmet Bey geldi bankaya. Yarın akşam yemeğe davet ediyor bizi. Rahşan Hanım da Çerkez tavuğu yapacakmış.
Baba, bu yemek durup dururken değil, değil mi? Ben bilmiyorum kızım. Ne var bunda Hülya? Bir kere görsen ne çıkar Faruk Bey? Kısmet kızım. Anne lütfen. Rahşan da ne güzel sofra hazırlar. Çok zevklidir. Hikmet Bey de çok iyi bir insan. Seni de kendi kızları gibi severler Hülya. Anne, o adam da mı gelecek yarın akşam? Bir kere gör kızım. Hemen evlenecek değilsin ya. Anlaşıldı. Siz beni bir an önce başınızdan atmaya karar verdiniz. Aa, o nasıl söz Hülya? İstemediğin birine seni zorla verecek değiliz ya. Hadi sen şu kahvemi getir bakayım hadi. Peki baba. Ya aşk olsun Hikmet, hiç yardım etmiyorsun bana. Ablamlar neredeyse gelir. Yardım edilecek bir şey yok ki ortada. Her şey mükemmel görünüyor. Ya bir eksik varsa? Hah, geldiler işte, ben açarım. Oo, hoş geldin abla, hoş geldin enişte. Hoş bulduk Rahşan. Hoş bulduk Rahşan. Faruk Bey'i tanıyorsun değil mi? Aha, evet, bir kere siz de görmüştüm. Hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş bulduk efendim. Hay Allah, kapıda kaldınız. Buyurun buyurun, içeri geçin. Hikmet, ablamlar geldi. Geliyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız Faruk Bey? Teşekkür ederim. Küçükler nasıl? İyiler. Onlar evde, dadılarıyla kaldılar. Hı hı. Sizi bekletiyoruz, kusura bakmayın. Diğer misafirlerimiz de neredeyse gelmek üzeredirler. Ya Faruk da bizim kadar heyecanlı Hikmet. Hülya'dan çok bahsetti ki, merak ediyor. Ya, pırlanta gibi kızdır Hülya. Ailesi de çok iyidir. Beğeneceğinize eminim. Sizlerin dostu muhakkak iyidir Hikmet Bey. Ne konuşuyorsunuz öyle gizli gizli? Hülya'dan bahsediyorduk Rahşan. Ah enişte, Hülya pırlantadır, pırlanta. Hem kendi güzel, hem huyu güzel. Rahşan. Efendim abla. Gelir misin biraz? Evet abla. Söylesene, nasıl karşıladılar? Ay zor oldu abla, ama sonunda ikna oldular. Peki Hülya ne diyor? Ne bileyim, pek anlayamadım. Sanki umursamaz gibiydi. Canım, yaşı kaç oldu? Neden böyle davranıyor sanki? Ama Faruk'u görünce beğeneceklerine eminim ben. Geldiler işte. Ay, o kadar heyecanlıyım ki. Üvey Anne adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.